Selamlar, biz Dolukada Yetersut sorularınızı cevaplamaya geldik. Bazen film dizi izlediğinde buraya şu şarkımız çok iyi olur dediğin oluyor mu? Galiba öyle olmuyor ama bana şey oluyor. Yani bir film biz var olan bir şarkımız değil de keşke bu filmin şarkılarını biz yapsak dediğim çok olmuştur. Yani ama var olan bir şarkı yapmak yerine yeni bir şeyler hayal etmek onun yerine herhalde. Evet. Hayatının tema şarkısı hangisi? Hayatımın tema şarkısı. Çok şey bir soruymuş. Zor, derin bir soru. Pas o zaman. Pas. Bence pasta basıyoruz zaten. Pasta mı basıyoruz? Tamam. O zaman sen bas hadi. Tamam. Klipleriniz kısa film gibi. İzlemesi çok keyifli. Çok teşekkürler. Çok şarkıya uyumlu mu yazılıyor senaryo? Nasıl oluyor senaryolarımız? Yani bazen şarkıyı yazarken de klibini de düşündüğümüz oluyor. Ama mesela şarkıdan ya da şarkının farklı hissettirdiği şeylerden bir tanesini alıp da onu senaryolaştırıyor olabiliyoruz. Senaryolaştırıyor olabiliyoruz. Evet, aslında değişiyor. Belli bir kalıbı yok yani bizde bunun. Ama yani şarkıdan önce çıkan klip fikri de oldu da oldu. Evet. Ona göre şarkı yaptığımız da oldu. Evet, şu an mesela bir klip fikri var. Şarkısı daha yok. Şarkısı daha yok, evet. Güzel. O zaman ben mi çekiyorum? Evet. Ben basasım geliyor. Bana basacağım. Sevdim onu çıkarmışsın. Grup adınızın hikayesini anlatır mısınız? Çok merak ediyorum. Evet, ilk defa burada. Evet, yıllar sonra burada. Grup adımızın hikayesi şöyle. Bir grubumuzu kurunca isim koymamız gerekiyordu grubumuza. İlk başta çok saçma fikirler bulduk. Ondan sonra daha fazla saçma fikir bulmaya çalıştık. Ondan sonra dedik ki biraz anlamlı da olsun. O yüzden Ömer Hayyam'ın rivayesinde geçen, ilk bakıldığında saçma görünen ama aslında bizim için anlamlı olan bir söz. O sıra bayağı takmıştık falan. Evet, o sıra okuyorduk ikimiz de. Tabii ki çevirisi, Ayyam'ın bir rubaisinin bir çevirisinde geçen bir mısradır Dolukada Yetersut. Doğru. Ama evet. Benim sormadığım bir şey. Evet. Uğurhan, bir kolun dövmeyle kaplı, anlamları var mı merak ediyorum. Şahsi olarak. Evet. Tamam. Aslında anlam derken, yani sırasından bahsedeyim. Sana muhabbet. Olur. Sırasından bahsedeyim. Bu benim ilk dövmem galiba. Bu gastronomi okuyorken yaptırmıştım. Bayağı anlamlıydı o zaman. Ben tanıdığımda hiç dövmesi yoktu. Evet. Herhalde sonra bu geldi. Tatlış, dünya etrafında ayı gezdiriyor. O da çok mutlu, o da bayağı mutlu. Ondan sonra sanırım Davut geldi. Sonra işte şey geldi. Bu geldi, bu arkadaş geldi. Darth Vader ve altıda insan navarilerinden bir tanesinin vücudu. Bu da sevdiğim bir çizimdi. Bu da Michelangelo'nun yaratılış şeyinden. Öyle. Benim bir tane dövmem var o yüzden. Onun hikayesine. Onun hikayesi. One Punch Man dövmem var. Dövmeyi yaptırdığım an çok az dövmem olduğunu fark ettim hemen. O zaman fark edildi. Evet. Seçemiyorum. Dövme seçme konusunda biraz zorlanıyorum ama bu o sıralar çok böyle hissediyordum kendimi. Ok. O yüzden okey falan gibi ok. Öyle yaptım. Pandemi müzik konusunda seni nasıl etkiledi? Sahneyi özledin mi? Diye sormayacağım bile. Ama belki olumlu yönleri de olmuş. Yeni şarkılar yazılmıştır belki. Aslında biz pandemi döneminde bir albüm yaptık. Evet. DKTT isimli bir albüm. Pandemi dönemi bayağı bir dönem olduğu için evet. Zaten... Bayağı bir şey yapıldı aslında. Evet. Yani hayat ilerliyor şu an. Bayağı şarkı yaptık. Hala yapıyoruz. Yeni şarkılar da yapıyoruz. Albüm, normalde albüm yaptıktan sonra konser yaparsın. Çok özledik tabii konser yapmayı. Albüm çıkardıktan sonra oturduk şimdi dedik falan. O biraz kötüydü. Evet. Umarım konserler açılı konser yaparız. Birlikte çalma, seyircilerle o etkileşim en önemli taraflarından biri yaptığımız şeyin. Ben çok istiyorum ya yeni albümü şöyle bir sahnede çalalım. Albüm çıkarmışız gibi hissediyorum. Sanki böyle albümden bahsetmişiz gibi hissediyorum. Çünkü tecrübesi tam tamamlanmadı yani. Evet. Birbiriniz en sevdiği şarkıyı tahmin edin. Tamam. Yani senin için çok anlamlı olduğunu bildiğim bir şarkı geldi aklıma. Ben şu anda sen düşününce en sevdiğim şarkı budur diyemiyorum. Evet, onu demek zor. Evet. Ama Uğur'un için anlamlı olduğunu düşündüğüm bir... Evet, o sulardasın falan gibi bir karşılık verebilirsin. İyi, Switch Out'u Mine diyorum o zaman. Olur, olabilir. Pardon. Welcome to the Jungle evet, diyorum. Yanlış söyledim. Welcome to the Jungle. Doğru. Pardon, çok özür dilerim. Doğru. Neden anlamlı senin için? Neden anlamlı? İşte liseler arası müzik yarışmasında seçtiğimiz şarkıyla onunla katılmıştık. Evet, doğru. Kazanmıştın zaten. Evet, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik etmemiştim seni. Bunun için hiç resmen tebrik etmemiştim seni. Sonunda teşekkürler ona diyor. Peki şöyle, senin de, ben de o zaman iki tane söyleyeyim. Tamam. Ben Switch Out Online yanlışlıkla söyledim. Evet, onu da anladım ama. Onun da bir muhabbeti geçiyordu. Senin de Californication olabilir. Californication olabilir. Galiba Under the Bridge derdim ama. Under the ama Red Hot Chili Peppers demem bence yeterli. Bir de belki şey de bayağı gündemdeydi o zaman. John Mayer. Neon, o da güzeldi. John Mayer, Red Hot Chili Peppers'ın herhangi bir şarkısı ara ara en sevdiğim şarkı olmuştur evet, hayatımda. Sulardayız. Evet, olacak. Şarkılarınızın coverlarını dinliyor musunuz? Aralarından hiç beğendiğiniz oluyor mu? Oluyor. Hatta sosyal medyada etkileşime de geçiyoruz arkadaşlarla. Beğeniyoruz, yorum atıyoruz. Bizim kendi bir grubumuz var ekibimizle aramızda. Yani ben, Uğuran, işte menajerimiz, sosyal medyacımız falan böyle. Orada her zaman bir cover kim görürse atıyor oraya böyle bakıp izleyip konuşuyoruz üstüne. Beğendiklerimiz de oluyor. Çok beğenmediklerimiz de oluyor tabii ki ama hepsini izliyoruz yani. Sonuçta beğenmediğimiz de şeyden oluyor. Ben ne zaman bir cover görsem kendimi
o aşamada hayal ettiğim için mutlu oluyorum hep. Aa, ben de insanların şarkılarını çalıyordum. Şu an çok tuhaf bir şey bu diye. Evet evet. Hissediyorum yani. Özellikle yeni albümün coverları çok hızlı çıktı bence. Yani diğer albümlerine nazaran. Doğru. Böyle hemen çıktığı olmuştu yani. YouTube'da arada bakıyordum. Evet, dinliyoruz ama. Güzel de oluyor. Yapmaya devam edin. Bizi etiketleyin ya da gönderin. Biz izliyoruz. Sahneye çıkmadan önce şans getirdiğini düşündüğün bir şey var mı? Şans getirdiğini düşündüğüm. Bu çok güzel olur. Bunu yapayım da şans getirsin bana. Vallahi özel bir şey yok ya. Bir ara ama toplaşıyorduk. Şey yapıyorduk. Oo falan yapıyorduk. Evet. Hatırlıyor musun? Saçma sapan bir şey yapıyorduk. Evet. Bizim şeyimiz vardı, intromuz vardı. O introyu sürekli. Evet. O intronun belli yerlerinde işte atıyorum, intronun şurası geldi aşağı inilir. Introsunun şurasında ho yapılır. Evet. Introsunun şurasında şu çıkar. Doğru. Gibi hareketlerimiz vardı ama şans getirmesi amaçlı değildi de. Evet. Ritüel gibiydi sen. Ritüel gibi olarak sahneye çıkma anını çocukluğumdan beri kendimi müzisyen olmak için hayal kurarken hep o an beni en çok heyecanlandırıyordu. O yüzden sahneye çıkmadan önceki o anları böyle o karanlık tünelden yürüme anını falan çok seviyorum. Tüylerim hep diken diken oluyor. Onu bir ritüel gibi bir şey gibi hissediyorum yani evet. Ben de. Gruba bir üye almak zorunda kalırsanız bu kim olur? Yabancı veya şu an hayatta olmasa da olur. Evet. Üye almak zorundayız. Zorunda kalmışız bu şekilde. Yani aklıma da tabii ki bizim bu sorulara verdiğimiz hep cevabımız var. Evet. O geldi. Biz Can Ozan'la yeni tanıştığımızda ben ona şey demiştim. Ya işte Can Ozan'la tanıştım, kesin grubu kurarken tanışsak beraber kuralım derdik falan. Hala da öyle hissediyorum yani. Evet. Kesin aynı grubum oluştu aşamada kursak birlikte yapalım derdik. Ama artık solo projesi olmaz. Artık çok solo, successful, başarılı bir müzisyen olduğu için. Weekend de mesela o yüzden giremiyor. Weekend de o yüzden olmuyor. Yoksa Weekend olur. Can Ozan olur. Seçme yapmak lazım. Ya Weekend ya Can Ozan diyebiliriz. Ya Weekend ya da Can Ozan ikisinden biri. Sahnede unutamadığın anılarından en çok anlattığın bir hikaye var mı? Ha, sen de hep sürekli bu hikayeyi anlatıyorsun gibi böyle ağzına dolanmış artık gibi bir hikaye. Bir anım bu. Öyle algıladım. Öyle anladım ben. Öyle bir şey. Unutamadığın ve sürekli de anlattığın bir hikaye. Ya genelde sürekli anlattığımız tek bir hikaye değil ama genel herkesin huyu var. Konserleri özlediğimizi konuşurken hep onu diyoruz ya. İşte Alp'in şu huyunu özledim, Bahadır'ın bu huyunu özledim, Uğran şunu yapardı falan evet, gibi. Evet, evet. Hani tek olay özelinde değil ama hep yapılan böyle huylar var. Onların çok muhabbet ettiğimizde, konser anlattığımızda hep bunların spesifik örneklerini anlatıyoruz gibi geldi evet, ona. Evet. Alp'in pantolonunu unutması. Güzel. Güzel, buyurun. Şarkılarını yazarken sana ilham veren bir şey var mı? Yani herhangi bir şey olabilir. Düşünüyorum. Her şey olabilir ya. Ya o çok klasik bir şey olacak ama ruh halini falan çok değiştirdiğini zaten düşünüyorum. Yani Kaş'a gittik, böyle bir albüm yaptık. Başka bir ortamda, başka bir şekilde de yapabilirdik albümü. Özellikle bir ilham verici bir şey yok herhalde. Yani daha çok biz hadi yapalım artık falan dediğimiz zaman, şöyle bir oturduğumuz zaman zaten... Ya, heyecan diye özetleyebilirim. Gibi. Biz bir şeye heyecan duyuyorsak o heyecan bize ilham da veriyor. Evet. Yani herhangi bir fikir bizi heyecanlandırırsa, atıyorum az önce söylediğimiz klip fikri gibi, o bize ilham da veriyor bence. Evet, evet. Favori bir grubun var mı? Dolu Kadehi Ters Tut dışında. Favori grubumuş. Yabancı Türkçe'de herhalde değişmiyordur diye düşünüyorum. Ya şeyler falan hoşuma gidiyor. O Tüneman Pilots'ın o iki kişi olması işte falan. Klipleri, mulipleri, o arkadaşlıkları falan. Genelde böyle bir hoş bir vibe veriyor bana. Müziklerini de çok beğeniyorum. Ya birlikte beğeniyoruz zaten. Şu an aklıma o geldi. Evet, mantıklı. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Şarkı söylemek dışında bir yeteneğin daha olacak olsa ne isterdin? Ne olsun isterdin? Bana mı soruluyor? Şarkı söyleme yeteneğim olsun isterdim. Aa, ama düşünüyorum şimdi. Şarkı söyleme yeteneğim aslında ekstra öyle bir şeyim olmadığı için mutluyum. Çünkü birlikte çok güzel bir maceramız olmuş oldu bu sayede. Tebrik Bravo, ediyorum. Tebrik ediyorum ben de seni. Biz Uğran'la tanışıklığımız eskiye gidiyor. Evet. Ve ortak arkadaşımız bizi tanıştırdı. Uğran güzel şarkı söylüyor, ben de müzik yapıyorum falan diye. O yüzden aslında şu an halimden memnunum yani. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Güzel. Evet. Benim de şarkı söylemek dışında bir yeteneğim daha olacak olsa bilmiyorum ki. Çok iyi dans edebilmek çok isterdim. Delicesine dans ediyorum. Benim şansım kaçtı mı? Bir şey, ben de bir şey istedim. Artık bir tane istedim. Bir tane daha gelirse belki. Hadi bakalım. En sevdiğin klibiniz ve hikayesinden bize biraz bahseder misin? En sevdiğiniz klibimiz. En sevdiğimiz klibimiz. Ben şey gibi oldum burada. Hangisi klibi en çok? Evet evet. Hadi bakalım. En son klipler güzel zaten bayağı. Ya zaten bu tarz sorularda hani en sevdiğiniz şarkı falan deyince de hep en son çıkardığımız şarkı falan aklıma geliyor. Şimdi öyle en son çıkardığımız klipler aklıma geliyor aslında. Ya Islansın bayağı güzel bence. O hikayenin direkt o DKTT albümünün hikayesine direkt giriş klibi de olması. Şu anki dünyamızın açılış klibi de olması açısından bayağı güzel. Oğulcan'ın çektiği bir klip tabii ki. Konusunu anlatmak ister misin? Konusu zaten çok uzun bir şey olmadığı için klip. Evet. Bence Islansın klibini izleyin. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben de şu an güncel olarak en heyecan duyduğum klip o. Evet. Veya yeni klip fikirleri diyebilirim. Daha sizin izlemediğiniz, henüz çekmediğimiz klipler. O çok güzel olacak gibi bakalım. Evet. Sorularımız bitti.
Bize ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli oldu açıkçası. Güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Evet. Teşekkürler.